Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda biraz önce KNC USDT perp paritesinde aldığım scalp işlemin sebebini ve sonucunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hemen bir bakalım nereden girmişiz bu işleme. Girmeden önce ben uyarı vermiş miyim? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar, hem Discord'da hem Telegram'da uyarı verdim. Bakın fiyat daha 393'lerde. Ben burayı işaretledim, bu bölgeyi arz bölgesi olarak işaretledim ve attım arkadaşları gruba. Tabii bir sinyal olarak değil, buranın arz bölgesi olduğunu, herhangi bir short long falan diye bir şey yazmadım. Benim price action bilenler bunu ancak değerlendirebilirlerdi. Bu bölgeyi işaretledim ve bıraktım arkadaşlar. Sonrasında bölgeyi işaretledikten sonra hemen bölgede fake setup, bakın fake setup oluştuğunu da gösterdim. 5 dakikalık da reverse minimum yapısını da gösterdim. Yani beklediğim bölgede arz bölgesinde, 2 saatlik grafik arz bölgesinde, angle farzı deyin, bobin arzı denmez de buraya angle farzı deyin. Reverse minimum yapısı fake setup. İlk önce insight bana ipucuyu verdi. Buradaki yavaşlama, zorlanma, bir sonraki iğnenin içinde açma, içinde kapatması, iğnenin üstünde kapanış vermemeye başlaması ipucuydu. En son insight var, bir ipucu oldu ve fake setup oluştuğunu gördüğüm anda ben işleme girdim arkadaşlar. Yanlış olmasın, sanırım 56-57 dolar gibi bir kar alıp kapattım bu işlemi. Giriş fiyatım arkadaşlar 3.92.70, 3.92.70, likidasyon fiyatım 4.08'miş, 225 dolarlık 20x işlem açtım arkadaşlar ve 52 dolar zaten hedefim, 50-60 dolar kar elde etmekti. 3.87,5, 3.87 gibi de işlemden çıktım arkadaşlar. Ona da bakalım hangi saatte girmişim, ne kadar sürmüş bu işlem diye. Evet arkadaşlar, şu close short'un üstü de vardı, sığmadı. Bakın 3.94, 3.94, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, 40'dan ben işlemler açtım burada. Saat 11.12'de, 11.12, pardon, şurada başlangıcı varmış. 11.10'da açtım arkadaşlar. 11.11 diyebiliriz, 55. 11.16.28'de, hadi onu da 17 diyelim, 6 dakika sürmüş bu işlem arkadaşlar. 6 dakikada Allah bereket versin, 55-56 dolar kar elde etmişiz. Hemen bunu grafik üzerinden göstermek istiyorum size arkadaşlar. Ben böyle tepki şortlarına çok giriyorum işlemlere. Evet, aslında beklemem gerekirdi. Şurayı beklemem gerekirdi. 381'e geleceğini düşünmüştüm ama biraz rahatsızım arkadaşlar, kafamı toplamakta zorluk çekiyorum. O yüzden dedim karına alçık, nitekim ki hedefe doğru da geldi. Arkadaşlar neden buradan girdim? Bakın mitigasyon bloğu var. Yani konular hep iç içe. Mitigasyon bloğu arkadaşlar. Şu siyah mum mitigasyon bloğu. Failure swing. Kayıp swing hareketi, başarısız salınım hareketi var arkadaşlar. Nerede bu? Evet. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle imbalansla beraber bir düşüş gelmiş. Güçlü bir düşüş gelmiş. Demek ki burası mitigasyon bloğu 1. Hep diyordum ya, yani bunlar spesifik isimleri. Bunların spesifik isimleri. Arz talep bölgelerinin içinde yer alır zaten bunlar diyordum. Siz özelini biliyorsunuz ama genelinde de sonuçta bunlar ne arkadaşlar? Arz talep bölgesi. Bakacak olursanız burada ne var arkadaşlar? Bir engulf arzı var. Bakın. Engulf arzı var. Şurası. Arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim. Engulf simetri de var arkadaşlar. Bakın. Engulf simetriye bilenler hatırlar. Yine para sihirbazı hocama selam olsun. Ondan öğrendiğim bir konsept. Yukarı engulf, aynı bölgede aşağı engulf, engulf simetri arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkisinin birinci mumlarının oluşturduğu alan ortak.
Böyle olunca arkadaşlar, durum böyle olunca ne yaptık arkadaşlar? Burayının ben güçlü bir bölge, güçlü bir arz bölgesi olduğunu düşündüm. Ve nitekim de döndüğümüzde baktığımızda özeline de mitigasyon bloğu olduğunu da gördük. Bu bölgeden tepki bekledim. Bu bölgeyi işaretledim. Tabii bu bölgeyi işaretledikten sonra detayına indik. 30 dakikasına işte bak. Acaba şuraya çıkar mı diye düşündüm. Tam şuradan döner mi diye düşündüm. Ama dedim ben işlemimi açayım, eğer oraya kadar, dörde kadar çıkarsa ekleme yaparım diye düşündüm. Tek hatam ne burada? İşlemden erken çıkmak arkadaşlar. Gördüğüm halde hedefi de gösteririm biraz sonra. Hedefi gördüğüm halde, 381'leri gördüğüm halde kalmadım işlemde. Erken çıktım. Bunun da en başta nedeni rahatsız olmam. Peki burada bölgeyi gördün. Burada da bölgeye emir mi attın? Hayır. Bölgeye emir atmadım arkadaşlar. İlk önce bölgeyi gördüm. Bölgeyi takip etme. Yani şurada yükselirken 382'lerdeyken falan neden bu coin'i takip ediyorum? Dünün en flash coin'iydi bu arkadaşlar. O yüzden bu coin'i takip ediyorum. Geldim arkadaşlar. Ne güzel de düştü. Bakın. Bölgeyi belirledim. Bölgeye gelirken hız yaptı, yavaşladı, yavaşladı. Bakın, hız şu büyük mum hız. Sonra yavaşladı. Dikkat ederseniz arkadaşlar, sonrasında arkadaşlar bir önceki mumun iğnesinin üstünde kapanış vermekte zorlanır hale geldi. Bakın, şu mumda kendinden önceki mumun üstünde kapanış vermekte zorlanıyor. Ve arkadaşlar ne oldu? En son bir tane insight oluştu. Burada artık iki olasılık vardı benim için. Ya burayı kıracaktı arkadaşlar. Insight bara öyle girilecekti ya da fake setup oluşacaktı. Nitekim fake setup yaptı arkadaşlar. Bir iş bir fake setup. Reversal bir mum yapısı. Beklediğim bölgede insight bar. Beklediğim bölgede anti climax mantalite. Beklediğim bölgede reversal fake bir iş fake setup. Hepsi oluşunca ben short'u hemen bastım ve tek mumda da çıktım. Hata nerede? Hata erken çıkmakta arkadaşlar. Şurayı beklemem gerekiyordu. Hedef bura olmalıydı. Nitekim bu hedefe de bakın. Tek mum da geldi. Ha şunu da söyleyeyim. Pin bar stratejisi de gidebilirdiniz. Pin 15 dakikalıkta da pin bar oluşmuştu. Pin bardan işlem alırdınız arkadaşlar. Pin bardan işlem alırdınız. Ve kapanışla beraber girebilirdiniz. Test etmiyor bazen işte. Test etmeden ben genellikle eğer çok uzun değilse, beni zarara çok sokmayacaksa, psikolojimi bozmayacaksa test beklemeden işleme girebiliyorum. Low time frame'de. Ve nitekim yani birazcık daha agresif trade diyorum. Nitekim de bakın şöyle bir siyah mumu yakalamış oldunuz. Pin bar stratejisiyle. Dikkat edecek olursanız bakın burada momentum yükseliyor. Bir anda momentum gitti, kayboldu. İşte arkadaşlar, konular aslında bir miktar da burada imbalansı giderdi. Ha onu da göstereyim arkadaşlar. İmbalans neredeydi? Bakın. İmbalans şuraya kadar imbalans vardı. Doğru mu? Şu mumlarda kendinden önceki mumla kendinden sonraki mum imbalanstı arkadaşlar, giderildi burada. Çok ufak bir şey kaldı, o da mühim değil. Buradaki şu siyah düşüş mumlarının da imbalansı giderilmiş oldu böylelikle. Çok zor şey değiller arkadaşlar. Her şeye bakacağım diyor, uğraşmayın. Basit düşünün. Basit düşünün. Basit düşünürseniz başaracaksınız. Bölgenizi belirleyeceksiniz. Bu 5 dakika, 15 dakikalık grafikte de olur, 30 dakikalık grafikte de olur. Hangi grafikte çalışırsanız çalışın arkadaşlar. İşte multi time frame, 3 tane zaman diliminde çalışmanız gerekiyor. Onu söylemiştim daha önce. Bölgenizi belirleyeceksiniz. Bölgenizde reversal bir yapı oluştuğunda gireceksiniz işleme arkadaşlar. Bu ister scalp işlem olur, ister uzun vade işlem olur. Yapacak bir şey yok. Reversal mum yapısını görünce emir atmayı tercih edenler de var. Onlara da saygım sonsuz. Ben tercih etmiyorum sadece. Emrinizi atıp işleme gireceksiniz arkadaşlar.
Bununla alakalı başka söylemek istediğim ne olabilir? Şu olabilir arkadaşlar. Dün ben bekledim bunu düşsün diye ama düşmedim. Düşseydi işleme girecektim açıkçası. Bakayım gece 3'te falan olmuş. Gece 3'te ne yapmış arkadaşlar? Ya ben bir yükselecek ondan sonra düşecek diye bekledim. Biliyorsunuz attım royelerini de. Royelerini değil işlem detaylarını. Bunu da işlem aldım ben dün hatırlarsanız birkaç kez. Arkadaşlar bu ne? Kocaman bir engulf. Ve bu kocaman engulf 30 dakikalıkta böyle gözükmüş. 1 saatlikte nasıl gözükmüş? Pin bar olarak gözükmüş. Onu da geçelim. Bu pin barı da geçelim. Dakikalısına bakmayalım da. 5 dakikalığı çok bir ipucu vermemiş ama şöyle bir de otesine bakalım. Optimal trade entry'sinin durumu neymiş diye bakalım şuraya kadar indiğine göre. Evet, optimal trade entry bölgesi de kabul görüyor. Optimal trade entry bölgesinden red yiyor arkadaşlar. Burası bir institutional candle, kurumsal manipülasyon hareketi arkadaşlar. Fiyat buraya gelirse buradan biz artık tepki bekleyeceğiz. Burada bir manipülasyon yapılmış. Adı böyle de 5 dakikalık da şey mi olur diyeceksiniz. Kurumsal manipülasyon mu olur diyeceksiniz. Adı böyle arkadaşlar. Adı böyle olduğu için bu şekilde anıyorum. Ve arkadaşlar bakacak olursanız ne var burada? Ana bar. Siyah olan inside bar, inside bar kırılımı var. Inside bar kırılımından da girebilirsiniz ama bölge gördüğünüz üzere inanılmaz geniş. O yüzden yapmanız gereken neydi? Burada yapabileceğiniz ben olsam ne yapardım? Ben olsam işleme girerdim arkadaşlar. Çünkü bu düşüşü bekliyordum açıkçası. Şu tepki geldikten sonra bakın şu iğne dolduktan sonra hemen şu iğnenin üstüne şu siyahın üstüne stopumu koyarak şurayı doldur boşalt stratejisi kabul ederek arkadaşlar burada hemen bir işlem açardım ben 5 dakikalıktan çünkü optimal trade entry bölgesinden gelmiş zaten düşüş bekliyorum bu coin'de dünden beri hatta bir gün önceden beri BTC inanılmaz direnç gösterdi hatta şunu da söylemiştim hangi coinler BTC'ye karşı direnç gösterdi demiştim. İşte KNC sonra bir iki tane daha saymıştım arkadaşlar. ANC falan filan. Ondan sonra onlar zaten yükselmiş. Sonrasında düşmüştü. Ki dün KNC yine de direnç gösterdi düşüşe. Yani 2 gündür 3 gündür düşüşe direnç gösterip her fırsatta yükseldi. Bu kadar yükseleceğini tahmin ediyordum aslına bakarsanız. Çünkü şu tepesini yenileceğini düşünüyordum. Nitekim de arkadaşlar günlük grafiğe bakacak olursak Altay'ın likiditesi alındı. Diyeceksiniz ki üzerinden bilmem kaç gün geçmiş burada likidite olmuş olabilir mi? İnsanlar çoktan işlemlerini işte short işlem açanlar kapatmışlardır. Arkadaşlar hep atlıyorsunuz. Evet. Likidite işlemlerinden short işlem açmış olup da short işlemlerinden kar almış olanlar vardır. Daha aşağıyı bekleyip burayı bekleyip mesela atıyorum. İşlemden çıkmamış. Ha fiyat döndü, ha dönecek, ha döndü, ha dönecek. BTC dedi diye düşüyor da diye düşünüp bekleyenler de vardır arkadaşlar. Ya da kısmi kapatmıştır. Hepsini kapatmamıştır. Daha büyük bir düşüş bekliyordur. Kısmen duruyordur. Onu da geçtim arkadaşlar. Onu da geçtim. Fiyat en önemlisi fiyat buraya yaklaşırken bu bölge inandırıldığı için insanlara buradan acaba tekrar düşer mi diye düşünüp burada bir direnç var diye düşünüp short işlem açan insanlar da vardı. İşte o insanlar arkadaşlar burada stop oldular. Bu işlemle alakalı anlatacaklarım da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.